İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan, bugün ne yapıyoruz? Sizin save dosyalarınızı oynamaya devam ediyoruz. Arif'in save dosyasındayız bugün. Arif'in para bayağı bir var. Arkadaşlar siz niye yıkanmıyorsunuz ya? Yıkanmayı huy edememişiz. Kimi açsak? En son Enes de pis değil. Arif de pis. Arkadaş beni takip edenler ne kadar pisler ya. Yalnız Arif'in para. Ki artık çantayı bulmuşsa. Biz tabii o kadar vakit ayırıp oynayamadığımız için. Çanta dur. Oğlum Arif kırmızı inmiyor. Kırmızı. Hay arkadaş ya. Aha şurada duracaksın ya. Şurada duracaksın. Kaç saniye sürüyor ya. Cık cık cık. Pırıl pırıl. Yes, temiz temiz. Mis gibi. Allah Allah ya. Neden Seyikan burada da cam varmış. İlk defa görüyorum. Çok uzun süre durunca burada ilk defa gördüm. Ben bu kadar uzun süre pisletmiyorum kendimi. Gölde bile yıkanabiliyorsunuz. Bak sivrisinekler uçuşuyor etrafta. Arif'in evine bakıyoruz. Arif'in evi. Kenjisi hazır mı? Dur. Galiba Kenji hazır. Pislik yapalım mı? Döktüm. Paraya ne ihtiyacım var? Arif şuraya bak. Kaç param var. Hala Kenji peşindesin. Ayıp değil mi bu senin yaptığın? Aa burada şey var. Garfield'ın şeyi var. Garfield'ın resmi var. Süper. Şöyle şunlar bunlar. Her zaman olduğu gibi aynı. Arif'in değişik bir şeyi var mı? Yok. Enteresan bir olay. Buralara da baktık. Her tarafı araştıracağız. Arif'in arabası beyaz. Aha telefon çaldı. Telefon çaldı. Telefon çaldı. Alo. Alo. Arif evde yok şu an. Yok yok Arif yok Arif yok Arif yok. O yüzden o bok işleriyle Arif ilgileniyor. O yüzden gelemeyeceğim. Şimdi Arif'in garajına bakalım. Arif o kadar param var. Biraz lastik alır bir şey yapar. Bu nedir arkadaş ya? İnsan biraz lütfen ya. Arif'ciğim fakir olsan tamam fakirsin diyeceğim ya. Dizmişin. Oo şeyi de getirmiş. Arabayı da buraya getirmiş. Ne kadar güzel, ne kadar da hoş, ne kadar da tatlı. Bir o kadar farklı. Bu ne turbo, turbo dizel. Arif'in lastikleri değiştirsek mi ya? Bunlar ne? Her şey, no şey. Tamam. Şöyle bir Arif'in kaportayı açıp bakalım. Neler yapmış, neler etmiş. Bir rally yapabiliyoruz. Çekil. Nosu var mı? Ona bakalım. Aküsü var. Tamam. Akü takılı. Bakalım nosu da var. Acaba çalışıyor mu nos? Ben çalıştıramadım. Ya da çalışmadım. Nosun parçası mı bu? Nos yazıyor. Bunu bir yere takmamız lazım. Nereye takabiliyoruz ki? Hiç bilmiyorum ya. Aha burada dursun işte atayım burada. Burada nasıl şey var mı? Yok. Neyse. Nasıl Arif de çalıştıramamış. Arif'in bir aracına bakalım. Şöyle. Çalıştıralım bir arabasını. Bakalım nasıl çalışıyor. Oo Arif'in arabası gaz yemiyor. Arif araban gaz yemiyor oğlum. Gazı çok geç algılıyor. Hissiyat önemli. Hissederim. Hop. Lan! Arkadaş o ağaca da çarpmaması lazım. Ya. Aha, Arif arabanı istop etti oğlum. Anahtarlarımız da var artık. Anahtar gözüküyor ya. Acayip pati çektirdim. Arif aracın gaz yemiyor ve de stop ediyor. Arif. Arif. Bozuk araba kakalamışım bize. Arif'in arabası çalışmıyor.
Büyük ihtimal. Karbüratör. Yok. Şurası neydi lan? Karbüratöründe olabilir sıkıntı. Bu nasıl bir ses geliyor lan? Bir şeyleri söktüm. Parçaladım arabayı. Neyse biz şu arabayı alalım. Bakalım. Arif kendine mekan yapmış arabanın içinde. Hiç çaktırmıyor. He. Şu akileri nereden buluyorsunuz ya? Bu akiler ne işe yarıyor? Bak bunları bilmiyorum. Mesela bunları satacağız mı? Aha geri telefon çaldı dur. Alo, Arif yok. Alo, bekleyin beni. Alo. Alo. Ya bok işle ne Arif bak. Arif hiç bok işi yapmamışsın ya. İnsan biraz temizler ya. Millet pislikten kırılıp geçiriyor ya. Bizi ben şöyle bir arayayım. Şöyle binelim arabaya. Bakayım Arif çalıp da mı getirmiş? Evet, kazanmamış. Kumarda kazanmamış bu parayı. Arif de çalmış benim gibi. Nerede? Tornavida şeysi nerede? Bilmiyorum ki Arif'in nerede? Arif nerede oğlum? Alet takımın nerede? Bakayım. Amcanın arabasına mı koydun? Amcanın arabasında da bayağı bir şey var. Alet çantası nerede Arif? Benzin bidonu var. Alet çantası acaba Satsuma'nın içinde mi? Büyük ihtimal bunun içindedir. Çünkü arabası bozuluyor. Arif, alet çantan nerede? Arif, nereye koydun? Beni uğraştırıyor ya. Hop, hop. Dolmuş mu? Şunu şöyle atalım. Ya Arif, burada mı acaba? Bunun içindedir. Mantık ya bunun içinde olması lazım. Doğru değil mi yani? Araba yolda kalırsa Arif bunu da çalıştırması lazım. Bunun içinde de yok. Bu bataryaları nereden buluyorsunuz? Nereye satıyorsunuz? Satılıyor mu? Onu da bilmiyorum. Şu olayı da bir araştırmam lazım. İşte biraz şarj olsun mu? Burada olmaz tabii. Burada şarj olsun. Bakayım ters koyacağım olacak. Bağlanıyor. Ya sen gitsene kardeşim. Bataryayı dolduruyoruz biz. Bunu sıfırlayınca galiba normal oluyor. Çünkü sıfırlıyor. Alet çantası yoksa arabayı nasıl çalıştıracağız? Acaba alet çantası nerededir? Nerededir? Biraz düşünelim. Evin çatısına baktım. Yok. Allah'ım, enteresan. Buradan bir atla geçti. Yarama bastı geçti. Vay vay. Dolana ay dolana. Dolana ay dolana. Bakayım Arif her şeyi almış mı ya? Nice bir şey merak ediyorum onu yapacağım. Bu arada oyuna elektrik şeyi gelmiş. Elektrik ödüyorsunuz artık. Elektrik parasını ödüyorsunuz. Şurada bir yerde olay vardı da. Bu çantayı almış ama Arif nereye attı o çantayı? Arif'in paralarını harcayalım. Bütün her şeyi alacağım. Arif'in parasını bitireceğim. Yeye bitmez gerçi de. Şunları da alacağım. Bunları da alacağım. Hepsini alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım ama kullanmayacağım. Arif'in parasını bunu da alacağım. Arif oğlum bu kadar param var. İşte zengin böyle olmuyor ya. Harcama harcama zengin olmuş adam. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Ver. Şimdi şuraya. Gel lan. Şuraya. Bir posta kutusu gelmişti. Zaten görmüştük onu. Oraya elektrik faturasını yatırıyoruz galiba. Ben tam mark paylaşmış bizim adam. Bir tane adam vardı yabancı takip etti. Hepimizi takip etti. O adam paylaşmış ama tam izleyemedim. Taşımayı falan konu almış. O çok uzun işler onu izleyeceğim de ben şey yapacağım da o yüzden. Ben kendim çözmeyi düşünüyorum. Şurada bir elektrik faturası falan var.
Bak burada bir Kaan yazıyor. Bir de bu yazıyor. Bu neyse artık. Hayır. Keşke şunu şuradan gönder. Aha. Open the box. Elektrik faturası buraya geliyor galiba. Open the box. Şu an bir şey yok. Mu? Olacak mı? Şunu bıraksam buraya. İçinden düşüyor. Onu niye open the box? Amcamın dükkanı ya. Buna bakmam lazım. Neyse. Bunu kapat. Gördüğünüz gibi ismimiz var burada. İsmimiz gidiyor. Yürü be. Yürü be. Ay yavrum. Gördün mü? Bunu kim yapmıştı? Arif yapmıştı ama bizim adımız var. Ey yavrum. Şunları götürüp atalım hem de şeye bakalım. Market tarafına bakalım. Arif orada neler yapmış, neler etmiş. Mecbur amcamızın arabasıyla gideceğiz. İşte şu akü olaylarını çok merak ediyorum ya. Bilen varsa yazarsa memnun olurum ya. Bu aküler ne işe yarıyor? Çünkü bazılarınızda var, bazılarınızda yok. Ben eskisi kadar takip edemiyorum. Oyunu. Acaba bunları satıyoruz mu? Doldurup doldurup satarım. Yolda kalanlara yardım ederim. Çok hoşuma gider. Bak o tarz işler hoşuma gider. At şunu da. Şöyle bir market tarafına gidelim. Aman onu almayacağım. Şunu alacaktım ama almayacağım. Çok üşenmişim orayı ben. Biz gene gidelim. Bakalım bunun da... Aha bunun da anahtarı var. Süper. Anahtar hepsine gelmiş. Şurada anahtarı var ya. Anahtar var ya. Bırakayım. Anahtar. Aha bak. Anahtarımız var. Şöyle el frenini çek. Markete doğru yola çıkalım. Bu arada nasıl? Bu olay hoşunuza gitti mi? Save olayı. Ben az önce Enes'inkini çektim. Şimdi Arif'inkini çekiyorum. Başka gönderirseniz gene çekerim. Hoşunuza gittiyse devam ederiz. Gitmediyse gitmemiştir. Onu zaten ben anlarım. Hoşunuza gidip gitmediği. İzlenme oranlarında anlaşılır. Mayıs Amerikan'ın. Şu önümüzü açalım ya. Sevmiyorum arkadaş. Oh, efil efil. İşte bakalım. Daha da farklı şeyler yapacağız ya. Daha değişik şeyler yapacağız. Bu arada CD kutusu var. İzlediniz mi bilmiyorum. Disket kutusuna rakip. CD kutusu gençlerin. Orada işte dördü bir yerdenin anlamını açıkladık ilk bölümde. Yani aslında kalabalık bir ekibiz de arka planda. Mesela o gözlüklü arkadaş Oğuz benim ilkokuldan beri arkadaşım. Teknik konuda çok uzman, yani benden uzmandır. Benden iyidir. Uzman demeyeyim de yani bir şeyi araştırdığı an yapar yani. Her türlü şeyi yapar. Adam kendi şöyle bir şey geliştirmişti. Telefon üstünde geliştirmiş miydi? Hatırlamıyorum. Neyse onu anlatmayayım. Belki de geliştirmemiştir şimdi. Yani cep telefonlarına da yazılım yapan bir adam öyle. Boş bir adam değil. Hazırladığı video, efektler, mefektler bana hepsini öğretti yani. Ufak tefek şeylere de gireceğiz artık. Montaj işine de gireceğim. Hafif hafif öğrenmeye başladım. Onun bir DOS yazılımı var. Onu da öğrendim ufaktan. Efekt işlemlerine gireriz. Kafamda var zaten. Şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım diyordum zaten videolarda. Artık yapabileceğim. Mesela ışınlanayım mı? Yok yok. Bu muhabbet edelim ya. Işınlanmaya gerek yok. Ay. Bakalım şu bataryaları çok merak ediyorum. Bu bataryalar yani aküler nereden geliyor? Niye geliyor? Ne yapacağız o aküleri? Kendimize mi bağlayacağız? 3-4 tane akü var. Ben sizin save dosyalarınızdan gördüğüm için kendim araştırıp bulsaydım ne yapacağımı bilirdim de şu an ne yapacağımı bilmiyorum yani onlarla. Mod desem mod değil, modu yüklemek lazım. Yani sizin save dosyanızı göndererek mod yüklenmiyor sonuçta bana. Mod değil oyunun içeriği ama ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Yalan yok. İş mi götürüp şu bizim tamirci abiye satarız. Olmadı. Markete götürürüz.
Orada birine satarız ya da başka bir yerde. İşte takla atacağı ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu araba ulan vitesi alçaltayım derken yükseltmişim. Ben ne diyorum, bu araba niye dönmüyor? Arkadaş bu araba da drift arabası gibi ya. M çok atıyor Totosu. Toto önemli. Hop. Burhan aldı tuttu. Bu arada yeni çıkacak iPhone'la ilgili konuşalım ya. Ben iPhone 5S kullanıyorum. Dur göstereyim. Göstermeyeyim. Böyle şey. Kralık gibi olmasın. Hani iPhone 5S kullanmamın sebebi, ben yazılım yapmıyorum telefon üstünde. Telefon üstünde bir çalışma yapmıyorum. Ya ben Facebook, Twitter, Instagram'a giriyorum zaten telefon üstünden. Bunun haricinde bir şey yapsaydım gider en kral telefonu alırdım. Ama çalıştırmama faydalı olabilecek bir şeyse. Ama şimdi ben insanlara bakıyorum da bu yeni telefon çıktı. iPhone 10 çıktı. iPhone 7 çıktı. Bilmem ne. Gidip sıraya girip almam lazım. Olayları gerçi biraz azaldı artık. Çünkü telefon fiyatları ülkemizde çok fazla olmaya başladı. Dur. Durma durma durma, şimdi dur. Ülkemizde fazla arttı. İşte çok pahalı diyorlar. Aslında pahalı değil arkadaşlar. Bizim yaşam standartlarımız kalitesi kötüye gittiği için bize pahalı geliyor. Yoksa Avrupa'da gene aynı paraya. Eskiden de 700 dolara çıkıyordu. 600 dolara, 700 dolara, 500 dolara çıkıyordu. Şimdi aynı ama bizim 600-700 dolarımız artık güzel bir para ediyor yani bizim ülkemizde. Çünkü dolar olmuş 3,5 lira. Ne bekliyorsunuz? Bunun haricinde bir şey beklemeyin. Telefon fiyatları artmadı. Bizim yaşam kalitemiz düştü. Bunu bilin, ona göre hareket edin yani. Yoksa telefon fiyatları Avrupa'da aynı ve de makul fiyatlar. Dolar üstünden baktığınız zaman makul fiyatlar. Adam orada 1500 dolar kazansa telefona 500, yılda 500 lira ayırabilirsiniz. Çünkü yılda kazandığı para 20 bin dolardır. 20 bin doların 500 dolarını telefona ayırabilirsiniz. Türkiye'de gelelim ki bu durum böyle mi? 1500 lira kazandığınız zaman yılda da sizin 20 bin lira bir geliriniz olur aşağı yukarı. 20 bin liralık bir geliriniz olduğunda siz bunun 3-4 bin lirasını telefona yatırırsanız yani büyük ayıp etmiş olursunuz. Hani 2 maaş, 3 maaş yatırıyorsunuz yani, öyle düşünün. O yüzden ben pek gerek duymuyorum. Ben telefonu 1300 liraya falan almıştım. En ucuz telefon buydu diye bunu aldım. Ama iPhone olsun, biraz kaliteli olsun. Samsung kaldı, bozuldu. Bu beni bayağıdır götürüyor. 1,5-2 yıldır götürüyor. Samsung 2 yılda daha taksitini ödemeden bozuldu telefon. Evet, o yüzden bunu da peşin aldım zaten. Taksit maksit uğraşmadım. Yani biraz tamam, yeni gelen telefon özellikleri uzay derecesinde de şudur. Ama yapacağın şeyler gene aynı. Facebook, Twitter, Instagram. Başka bir yere girmiyorsan. Bence en ucuz telefonu al. Şu an 5S satılıyorsa sıfır. Git 5S al. Benim kafamdaki profil budur. Bozulmadıkça da değiştirmem ben telefonumu. Kolay kolay. Ama şu an yeni çıkacak telefonlar uçuk derecede. Ya 5000 liraya telefon çıkacak diyor. 5000 liraya araba alıyorduk ya biz zamanında. Çok enteresan işler. Gerçi araba da alamıyoruz artık. ÖTV zamları da geldi. Sıfır arabalara ÖTV zammı da geliyor. Yılbaşından sonra onlar da hayal oldu. Yeni araç sahibi olmak da hayal. Umarım ülkemiz bir an önce toparlar. Düzgün haline gelir. Yoksa ekonomik kötü durumda. Yani kimse kendini kandırmasın. Ekonomik kötü durumda yani. İyi bir durumda değil şu anda bizim ekonomimiz. Dolardan da belli oluyor bu durum. Şimdilik şu bizim şeye bakalım ya. Belki burada unutmuştur Arif. Takım çantası da burada unutmuş olabilir. Çünkü buradan çalıp burada unutmuş olabilir. Şey, empatiyi kuralım. Arif'le birlikte Arif'in empatisini yapalım. Arif gibi düşünelim. Buradan o arabayı çaldığına göre Arif takım çantası burada olabilir mi? Burada. İsap etmeyeceğim. Para çok olduğu için benzin masrafını düşünmüyorum. Burada amcamız yok. Şuradan. Araba buradaydı.
Takım çantası burada değil. Lan! Ya lanet olsun ya. Tepeye çıkarım ben her türlü. Şu tepeye çık. Ama bu şeyin durabilitesi yok yani, üstüne taşıyamıyor bizi, o yüzden kapatmışlar. Burada odun var. Burada acaba bir şey üretebilecek miyiz? Ekmektir. Ne bileyim, demir eritip demir satabiliriz. Madencilik yapabiliriz buralarda. Aslında ilerleyen zamanlarda gelebilir madencilik falan. Umarım gelir. Şimdi alayım şöyle. Şu senin nostaljideyi. Ya onunla oyalanırsın. Keşke kumarbaz olaydı da bir iki el ataydık. Atamadık, ben kumarbazı göremedim açık. Ben net söyleyeyim. Kendim oynarken bir gün göreceğim. Aa, diyeceğim, onun da videosu çekeyim. Böyle bir anda gireceğim şeye. Ama artık montaj yapabileceğim ya, onu ayarlarım ben. O bende. O iş bende. Sıkıntı yok. Bu arada başka oynamak istediğim, yani bana oynatmak istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Önerilerde bulunabilirsiniz. Oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum. Ama önerilerde bulunabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok yani. Mesela bende olmayan bir oyunu. Mesela yeni çıkacak Call of Duty'yi alıp oynayayım mı? Size de göstereyim mi? İzleteyim mi? İzler misiniz? İzleyecekseniz alayım. Call of Duty'nin hikayesi. Ya ben alacağım da, onu almayı düşünüyorum da şimdi değil. Sonra belki çıktıktan sonra alırım. Çünkü oyunun çıkmasını bekleyeceğim. Belki sıkıntıları olabilir, çalıştırmayabilir, bir şeyler olabilir. İlla bir oyunlar çıkmadan bekleyin. Mahcup duruma düşmeyin. Zaten oyunlar çıkmadan önce size daha az paraya satmıyorlar. Oh, son anda yırttık. Daha az paraya satmıyorlar. Gene aynı paraya satıyorlar. Oyun çıkmadan önce de, çıktıktan sonra da. Ufak tefek hediyeler veriyorlar. O ufak tefek hediyeler de size kalmış almak yani. İster alabilirsiniz, ister almayabilirsiniz. Onlarda ne olur? Skin olur yani. Görüşe önem vermiyorsanız bekleyin derim. Görüşe önem veriyorsanız ve sevdiğiniz bir oyunsa alın. Bu aralar paralarla ilgili çok konuştuk ya. Hayatımız olmuş para. Burada şey var. Süt var. Oo. Oğlum, bu arabayı buraya mı getirdin lan? Arif traktörü buraya getirmiş. Helal olsun Arif'e. Ben yapamazdım. Arifçim. Aa, aküler buradan alınıyor. Tamam. Ben bir şeye uğrayacaktım. Unuttum değil mi yine? Konuşunca unutuyorum. Arif'in parası bol ya. Hepsinden alayım. Bütün marketi alacağım, bakayım kaç para tutuyor. Hadi onu deneyelim. Bütün marketi alalım. Alınabilecek her şeyi alacağım. Ver 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 ver. Bak. Keyfe geldi ya. Baksana, şarkı söylüyor. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Oh, Arif'in paralar bitsin. Şurada şeyler kaldı. Alınabilecek her şeyi aldım. Kaç para tutuyormuş? 6 bin. Aman, para değil ya. Şimdi açılış yapıyorum. Hurra! Alınabilecek her şeyi aldım ama sadece şunu kullanacağım. Aa. Tamam. Şunu da yiyelim. Arif'in paraları yiyoruz. Bir de susuzluk var. İster misin lan sen de Arif'in parası? Aha, poşet kalmış. Arif'in parası lan. Şimdi açayım. Aha, daha da gerisi geliyor. Başka var mı açılacak acaba? Dışarı soydum. Arif de para bul, bir de şurayı kırayım. Lan? Ha, pardon. Git. Şunları da alayım da. Salamları sen ye. Acaba bunları niye alamıyoruz ya? Şunları niye alamıyoruz?
Bunları niye alamıyoruz? Belki ilerleyen zamanlarda alabileceğiz diye düşünüyorum ama umarım alırız. Ya koymuşsun alalım şunu. Homo'yu almayalım da Homo dursun. Homo nedir ya? Böyle bir isim olabilir mi? Aküyü de buradan alıyormuşuz. Onu öğrendik. Peki bu aküleri alıp ne yapacağım ben? Bizim akü mü bozuluyor acaba? Neyse. Aküyü alalım şöyle bagajımıza koyalım. Burayı nerede çarptım lan? Ha, yolda gelirken. Şşş. Akü istiyorsunuz mu lan? Al. Akü lazım olur ha. Al. Akü lazım olur. Arabanda akü yok, dur. Öbürüne de vereyim de bir tarafı şişmesin öbüründe. Hadi öbürüne de su şeyi verelim. Senin de suyun eksiktir. Akün vardı senin. Al. Senin de suyu al. Al. Tipini tükürdüm. O da bana vurdu. İyiymiş. Hop. Nerede kalktım lan? Eskiden şeyde kalkıyorduk. Barın içinde. Şimdi burada kaldırıyor. Enteresan. Neyse bu. Galiba bu sarısı. Sarı adam vurunca barda kalkıyoruz. Bu vurunca burada kalkıyoruz. Dur bir de sarıdan yumruk yiyeyim. Bakalım bundan evde kalkacağız. Şamar oğlana döndük arkadaş, bu nedir ya? Gelen bize vuruyor, giden bize vuruyor ya. Oha, bu da direkt evde mi kalkıyoruz? Neredeyim lan? Oha, bu evde kaldırıyormuş. Buraya nasıl getirdiler lan beni? Ya eve gitmenin hızlı yolunu bulduk ya. Aman. Boşver. Eve geldik. Ama o akiler o işe yarıyor da. Keşke satabilsektik. Ticaret yapalım ya biraz. Al sat yapalım ya. Şunlar gelsin artık. Neyse. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kimseyi üzmeyin. Özgür abiden mesaj gelmiş. Dalarız diyor. Diablo 3'e.